Avusturya'nın parlayan yıldızı Speed Trans'ın sunduğu, Türkiye'deki yakınlarınızı sizi 5 sente konuşturan New Talk Türk'ün katkılarıyla hazırlanan Avusturya günlüğü başlıyor. Sevgili dostlar, programımızın açılışını Viyana Havalimanı'ndan yaptığımızı söylemiştim. Tabii ki Viyana Havalimanı Herr Mertens. Vielen Dank, dass Sie bir parlamentoda geçen hafta bölümümüzü de yine sizlerle birlikteyiz. Beşiktaş sokakları Türk bayraklarıyla donatılmış. Acaba neden Viyana Fuar Merkezi'ndeyiz şu anda ve Türkiye'den gelen bir grup doktor burada... Sevgili izleyenler, bir Avusturya günlüğüyle daha yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu birlikteliğimiz içerisinde bu hafta Avusturya günlüğünde neler var? Gelin hep birlikte seyredin. Avusturya günlüğü bu haftada güncel haberleri ve özel röportajlarıyla yine top dolu. Aşağı Avusturya Eyalet Parlamentosu seçimlerini kısa adı ÖVP olan Halk Partisi kazandı. Seçime katılan Türk adaylar yoğun kampanyaya rağmen meclise girecek oy alamadı. Sultan Market'in sahibi İbrahim Gencer 17. Viyana'da yeni bir şubeyi hizmete açtı. Sultan Market'in 17. Viyana şubesinin açılışından renkli görüntüler. Viyana'da Karadeniz rüzgarı esti. Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Sinan Yıldız, Viyana'da hareketli şarkılarıyla hemşerilerini coşturdu. U-Talk Türk'ten bedava sim kart ve U-Talk Türk açılış paketi alanları açıklanıyor. Ermenilerin 25 Şubat 1992 yılında Dağlık Karabağ'da Hoca Ali Köyü'nde yaptığı katliamı nefretle kınandı. Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli takımların promosyon ürün satışları başladı. Avusturya Günlüğü Türk Taraftar İşbirliği ile Türk Milli Takımının promosyon ürünleri için yapılan çekilişte hediye alanları Türk Taraftar Organizasyon Sorumlusu Cumhur Dursun açıklıyor. Linz'de İPA Market hizmete girdi. İPA Market'in yönetim kurulu başkanı Ali Şahin açılışı yapılan yeni markette müşterilere promosyon ürünler verildiğini, hediye çekilişleri yapılacağını söyledi. Yukarı Avusturya Eyalet Hükümeti Meclis Başkanı Angela Ortner ile meclis üyeleri Atip'i ziyaret etti. Avusturya Sosyal Demokrat Parti Federal Milletvekili Dr. Elizabeth Lavaç, parlamentoda geçen hafta yaşananları anlatıyor. Sevdiklerini özleyenler, sevdiklerine selam göndermek isteyenler. Bakalım bu hafta sizin köşenizde neler var? Türk Dokum Geleneksel Türk Haftası 15. Viyana'da yapıldı. Adil Elmas yönetimdeki Avusturya Günlüğü Avrupa'daki Türklerin nabzını tutuyor. 9 Mart aşağı Avusturya için oldukça heyecanlı bir gün oldu. Eyalet Meclisi için seçim yapıldı. 8 partinin kıyasıya mücadele ettiği seçimlerde kazanan parti Halk Partisi ÖVP oldu. İkinci parti olan SPÖ büyük oy kaybına uğradı. Aşırı sağcı parti FPÖ'de oylarını ikiye katladı. Çeşitli partilerden 15 Türk adayın katıldığı seçimlerde Avusturya Halk Partisi 31, Sosyal Demokrat Parti 15, Yeşiller Partisi 4, Özgürlükçüler Partisi 6 milletvekili kazandı. BZÖ Partisi'nden aday olan İbrahim Göktal, seçim günü oy kullanmaya eşi ve kızıyla birlikte geldi. İbrahim Bey, oyunuzu kullandınız. Neler düşünüyorsunuz şu anda? Efendim, teşekkürler. Oyumuzu kullandık. İyi günler hepimiz. İnşallah hayırlısı olur. Muvaffak olmaya çalışıyoruz. Artık sonucu bekleyeceğiz. Heyecan var mı şu an? Mutlaka heyecan var tabii ki. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Bizim sonucumuz, biz 4 artı oy, biz eğer parlamente girmek için oyumuz lazım. Bu bizim için çok önemli. Bunu almaya çalışacağız. İnşallah bunu muvaffak olmaya çalışıyoruz. Tabii ki parlamenter sistemi olduğu için Niederösterreich'te bizim orada sandalyemiz yok. Sandalye aldığımız zaman tabii ki biz çalışmamızı devamını sürdüreceğiz. Son güne kadar gelen tepkiler nasıldı? Son gelen tepkiler, pozitif tepkiler aldık efendim. Tabii ki bunu herkese sesimizi duyuramadık, duyurmaya çalıştık. Bundan sonrası sesimizi duyurma değil, çalışmadan devam edeceğiz efendim. Biz size bundan sonra inşallah kazanırsanız çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz. Eğer kazanmazsanız ne yapmayı planlıyorsunuz? Kazanma olayı yok. Çünkü çalışmamız sürdürecek, partide çalışmamız sürdürecek. Biz iradeli çalışmama niyetimiz var. Bugünkü hemen olmadıysa yarın da olmayacak bir şey değildir bu. Bu sonuçta biz irademize koyduk. İrademizi sonuna kadar getirmeye çalışacağız. Tabii ki bizim çok işlerimiz var. Bunu da devam edeceğiz tabii ki mutlaka.
Evet, sizin de mutlaka heyecanınız var. Gözlerinizden okunuyor. Neler düşünüyorsunuz? Neler düşünüyorum? İnşallah iyi şeyler olacak diye düşünüyorum. Eğer vatandaşlarımız da eşime oy verdilerse güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Bütün temennimiz bu. Bütün Türk kökenli vatandaşlarımız ve diğer yabancı kökenli Avusturyalılar için de hayırlı olacak. Seçimlerden hayli mutlu ayrılan çift, ardından eyalet meclis binasının bulunduğu St. Pölten şehrine hareket etti. Az sonra seçim sonuçları açıklanacak. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bakalım hangi Türk kökenli vatandaşlarımız bu meclis binasının içerisine girmeyi hak kazanacaklar. Şimdi aşağı sıradaki seçim görüntülerinin renkli görüntülerini ekranlarınıza götürüyoruz. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından BZÖ'den aday olan İbrahim Göktal, hedeflerine şu anda ulaşamadıklarını ama bir sonraki seçim için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Maalesef barajı açamadık ama sağlık olsun. Biz çalışmamızı devam edeceğiz. Niğde Öztürk'te devam edeceğiz. Aynı zamanda Burnu Sevin'de Ağustos'ta devam edeceğiz. Sonucunda biz yeni kuruluş parti olduğumuz için tabii ki baraj açmamız zorlanıyorduk. Hedefimiz oldu, ulaşamadık. Sonucunda biz çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalışma sonucuna getirmeye çalışacağız. Tabii ki bütün Avusturya'da imkanlarımızı sağladığımız sürece bunu ileride inşallah daha güzel yerlere getirmeye çalışacağız. Herkese, seçene, seçmeyene, bize inanana, duyana, sesimizi dinleyene çok çok teşekkür ederiz. Tekrar tabii ki iler seçimlerde öyle bir durum olursa yine seçim içerisinde bekleriz efendim. Sonuçlar bence gayet güzel çünkü 3 senedir olan bir parti için bu sonuçlara varabilmek bence çok başarılı. Çok başarılı buluyorum ve tabii ki direkt olarak eşime kimler veya ne kadar sayıda oy gelmiş bunları daha sonra öğreneceğiz ve bunun çok yüksek olduğunu biliyorum ve bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı eşim gibi. Herkesten Allah razı olsun. İnşallah bir dahaki seçimlerde veya genel seçimlerde daha da büyük destekle arkamızda olmalarını istiyoruz. Ama ÖVP'de durum farklıydı. Eyalet Başkanı Ergin Kural, Avusturya Maliye Bakanı ve partililerle birlikte kutladı. Evet değerli izleyenler, programımıza tabii ki her hafta olduğu gibi parlamentoda geçen hafta bölümümüz var ve parlamentoda geçen hafta bölümümüzde bu hafta parlamentoda neler yaşanmış gelin hep birlikte izleyelim. Sayın Lavaç, parlamentoda öncelikle geçtiğimiz hafta neler yaşandı? Ya şöyle bir tak. Şu anda parlamentonun 1880 yılından itibaren titizlikle korunan en tarihi salonundayız. 4 Mart 1933 yılında Avusturya Meclisi daha önceki hükümet tarafından kapatılmış. Yaşanan oy krizinden sonra zamanın Cumhurbaşkanı bu kriz yüzünden geri çekilmek zorunda kalmış ve ardından yeniden toplantılar yapılarak bu durumun nasıl düzeleceğine dair görüşmeler yapılmış. Daha önceki hükümetin Başbakanı Dolfus parlamentonun kapanmasında etkili olmuş. Daha sonra 15 Mart'ta hükümetteki bütün partiler arasındaki anlaşmazlık Avusturya'da demokrasinin son bulmasına neden olmuş. 1938 yılında da Hitler tarafından diktatör bir yönetimin başlaması söz konusu oldu. Bu tarihler o yüzden Avusturya için çok önemli ve parlamentonun da bu anlamda ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Antidemokratların demokrasinin engellenmesine yönelik olan çalışmalarını anlamıyorum. Şunu söylemek, dile getirmek istiyorum ki Avusturya şu anda tamamen demokratik bir ülkedir ve bundan sonra bunu değiştirmenin eskisi gibi çok kolay olacağını zannetmiyorum. Demokratik bir ülkenin parlamentosunda her şey düzenli bir şekilde kontrol ediliyor ve bu anlamda çok yoğun ve titiz çalışmalar sürdürülüyor. Sizin de bildiğiniz gibi yakın zamanda parlamentoda bir kontrol heyeti oluşturduk. Bu heyette parlamentodaki bütün içişleri, dışişleri ve diğer bakanlıklar kontrol ediliyor. Bu heyet diğer heyetler gibi değil. Kontrol edilecek olan kurumlar bu heyet tarafından çağrılıyor ve aynı mahkemelerdeki duruşmalarda olduğu gibi doğruyu söyleyeceklerine